Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan Er Gökhan Kılıç'ın nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Assubay Başçavuş'un aldığı ceza arttı. Başçavuşu askeri ceza kanunu uyarınca kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 15 yıla çıkarıldı. Silah altına gitti. Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaşmış. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiş. Talihsiz asker 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Bunları gördüm, yemin ediyorum kafa keseceğim ben. Benim kafa keseceğim şimdi. Bursa'da bir sokak röportajında kafa keseceğim şeklinde bir ifade kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek. Bursa Kent Meydanı civarında yapılan bir sokak röportajında kafa keseceğim diyen Suriyeli şahıs, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Suriye uyruklu şahıs hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış. Şüpheli 26 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bursa'da hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 farklı hırsızlık dosyasından aranan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alındı. Zanlının yerini belirleyen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Saklandığı evde yakalanan zanlı emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen zanlı adliyeye sevk edilecek. Bursa'da 5 katlı apartmanda bulunan iş yerinde çıkan yangın iftara saatler kala korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangın İnegöl ilçesi Cuma mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın girişinde bulunan kebap salonunun bacasında başladı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalışan vatandaşlar dumandan etkilenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenenlere ise 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Çok yakmış. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bursa'da tekstil fabrikasında bulunan bir elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi olası bir faciayı önledi. Yangın Nilüfer ilçesi organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Elektrik panosunda çıkan yangının ardından işçiler dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler söndürülürken olası bir facia önlenmiş oldu. Bursa'da organ nakli bekleyen 4 hasta bağışlanan organlarla hayata tutundu. Diyarbakır'da vefat eden 21 aylık bebekle Çanakkale ve Bursa'da vefat eden 2 vatandaşın organları 4 hastaya umut oldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen organlar için zamanla yarışıldı. 21 aylık bebeğin böbrekleri yeterli iyileşme sağlayamayacağı için tek kişiye takıldı. Çanakkale'den gelen böbrekler ise 2 ayrı kişiye nakledildi. Bursa'da vefat eden vatandaşın karaciğeri ise başka bir hastayı hayata bağladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Vuruşkan organ naklinin önemine değindi. Kadavradan organ nakli en önemli konu. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Bu tip insanların sağlığına kavuşabilmesi için canlı bağışlar ne yazık ki yeterli olmuyor. Bursa'da Dünya Çevre Günü kapsamında çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve çevre gönüllüleri sahilde atık topladı. Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik Gemlik Küçük Kumla sahilinde gerçekleşti.
Çevreye ve denizlere olan duyarlılık ve kıyılardaki kirliliğe dikkat çekerek farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Ellerine çöp poşetlerini alan çevreciler sahildeki atıkları büyük bir titizlikle topladı. Üretenler çevre için yarışsın. Bursalı iş insanları çevreye duyarlı sanayi için harekete geçti. Olmasın, yarınlara umut ile bakılsın. Çevreci üretim temiz gelecek sloganıyla bu yıl dördüncüsünün düzenlendiği çevreye duyarlı sanayi tesisi yarışmasının ödül gecesine BOSİAD tarafından hazırlanan klip damga vurdu. Yeşil Bursa, yeşil Bursa çocuğunun geleceği. Çocuklarla kamera karşısına geçen iş insanları temiz çevre ve temiz üretim için şarkı söyledi. Yaşanılır kılsın. Kaybedeni hiç mi hiç olmasın, yarınlara umut ile bakılsın. Klipte Bursa'nın yeniden Yeşil Bursa kimliğine kavuşması gerekliliğine vurgu yapıldı. Gel hadi gel yeşil üretime, tüm renkleri taşıyalım geleceğe.